Hepsi Buradan'ın YouTube kanalı Hepsi TV'deki kısa yoldan herkese merhaba. 2021'den çok umutluyuz. Bu videoda 2021'de bizi bekleyen teknolojileri anlatacağız. Tabii ki 2020 geride kaldı ve 2020'den çok daha heyecanlı bir yıl bizi bekliyor. Çünkü teknolojik gelişmeler baş döndürücü bir şekilde ilerliyor. Bu videoda bizi nelerin beklediğini konuşacağız. Bunlarla beraber iki tane güzel ürün var. Bunların açılışını yapacağız ve tavsiye ettiğimiz yepyeni ürünleri ekranlarınıza getireceğim. Hazırsanız başlayalım. 2021'den umutlu olmamızın sebebi yeni işlemcilerin piyasada olması. Her bir marka kendi işlemcisini güçlendirdi. Bunlar arasında en başta Apple var. Akıllı telefonlar için A14 Bionic işlemcisiyle beraber iPhone 12 ailesini sunmuştu ve bu telefonlar şu anda piyasada rekabet ediyor. Tabii ki rakipleri var. Rakipleri arasında Samsung Exynos 2100 işlemcisiyle Samsung Galaxy S21 ailesini ülkemize getirdi. Bunlar gerçekten çok güçlü telefonlar ve rekabette oldukça avantajlar. Bunlarla beraber Android tarafında Snapdragon 888'li telefonları görmeye başlayacağız ilerleyen günlerde. İşte bu rekabet kime yarayacak? Tabii ki size yani bize biz teknoloji tutkunlarına yarayacak çok daha güçlü telefonları daha iyi şartlarda alabilmek için bu rekabeti takip edeceğiz. Tabii ki bunlar akıl telefonu tablet tarafındaki gelişmelerde. Bunlarla beraber dizüstü bilgisayar ve masaüstü bilgisayarlar konusunda da güzel haberler bekliyoruz. Intel ve AMD yeni nesil işlemcileriyle beraber hem performansı artırıyorlar hem de verimliliği yüksek tutuyorlar. Bu da beraberinde günlük hayatımızda daha uzun pil ömrü olan, daha yüksek performans gerektiren işlemleri kısa sürede yapan bilgisayarlar anlamına geliyor. Intel'in ve AMD'nin işlemcilerdeki bu başarısına ek olarak tabii ki grafik üniteleri de eşlik ediyor. Yine burada iki markayı öne çıkartıyoruz. AMD ve Nvidia buradaki grafik üniteleri de işlemcilerle beraber ortaya gerçekten müthiş performanslar sunuyor. Bu da oyun tutkunlarının heyecanlanması için yeterli. Evimizde vazgeçemediğimiz diğer cihazlardan bir tanesi tabii ki televizyonlar. Televizyonlar daha yüksek çözünürlüklü olmaya doğru ilerliyor. 8K'dan bahsediyoruz. 8K bir zamanlar hayaldi ama şimdi günlük hayatımızın içine girmeye başladı ilk çıktığı zamanlarda çok pahalılardı. Şimdi daha makul fiyatlarla karşımıza çıkıyor. Tabii ki sadece televizyonlar değil işte kullandığımız aksesuarlar, ev elektroniği tüm bunlar internete bağlanabiliyor. Akıllı telefonlar üzerinden kontrol edilebiliyor. O nedenle nesnelerin interneti dediğimiz bu dönemi 2021'de çok daha aktif yaşayacağız gibi görünüyor. Hakikaten çok heyecanlıyız. Anlattıkça ben heyecanımı tazelemiş oluyorum. Dilerseniz şimdi... Şu anda masada bulunan iki tane cihazı kutusundan çıkartalım. Önce MSI'den bir oyuncu bilgisayarı. Ama dedim ki yani bu oyuncu bilgisayarı biraz eksik olabilir mi? Çünkü MSI GS66 şu anda elimde o kadar ince bir kutusu var ki tabii bir adaptörü de var. Şu adaptörü de hemen şuradan sizlere göstereyim. Ama gerçekten taşınabilirlik konusunda üst seviye bir bilgisayar. Şimdi dilerseniz bunu kutusundan çıkartalım ve hangi özellikleri olduğuna beraber bakalım. MSI'nin bu dizüstü bilgisayarını kutusundan çıkartalım. Şu anda GS66 stealth'i görüyorsunuz. Taşınabilir olması gerçekten çok önemli. Aynı zamanda büyük bir ekrana sahip. Ve bu ekran dilediğiniz her yerde size oyun keyfini sunuyor. Şöyle bir kutusunu açacak olursak. Şurada çok güzel bir logo görüyoruz. Ve genişte bir klavye var. Olay sadece oyun oynamak değil modelleme yapmak isteyen iş profesyonelleri de bu bilgisayarı kullanabilir. 10. nesil bir Intel Core i7 işlemci var ve GeForce RTX Nvidia'nın bu teknolojisi de bu dizüstü bilgisayarda mevcut. Bununla beraber disk ve aynı zamanda RAM konusunda da gerekli olan performans bütünlemesini sağlamış vaziyette. Bilgisayarımız açılırken şunları söylemek isterim. Şurada çok güçlü bir hoparlör altyapısı var ama siz tabii ki bu çevre birimlerle bir kulaklıkla daha da zenginleştirebilirsiniz. Şurada farklı renklerde görmüş olduğunuz klavye var. Buradaki yazılım sayesinde klavyenin renklerini ayarlayabiliyorsunuz. Çok daha eğlenceli bir hale gelebiliyor ortam. Intel Core i7 108070H işlemcisiyle beraber 32 GB'lık bir RAM var bu bilgisayarda. 1 TB'lık SSD diste de bu depolama ünitesini destekliyor. RTX 3070 grafik ünitesi ile beraber Windows 10 Home işletim sistemi var. 15.6 inçlik bu ekranın Full HD çözünürlüğe sahip olduğunu belirtmiş olalım. MSI'ın bu güçlü ama aynı zamanda çok iyi tasarıma sahip olan bilgisayarından sonra geçelim ikinci ürünümüze. Bu bir webcam. Zaten işlerimizin çoğunu artık evden yapıyoruz. Evden görüntülü konuşmalarla hem toplantılarımızı, projelerimizi yönetiyoruz. Aynı zamanda sevdiklerimizle de çok daha duygu iletişimini yüksek seviyede yaşayabiliyoruz. İşte bunun için iyi bir webcam'e ihtiyacımız var. Çünkü dizüstü bilgisayarların sahip olduğu yerleşik, bütünleşik webcam'ler maalesef çok iyi kalitede olamayabiliyorlar. Beklentimiz yüksek diyelim daha doğrusu. İşte o yüksek beklentileri karşılayan bir webcam C922 Pro HD Logitech tarafından üretiliyor. Bu webcam aynı zamanda yayıncı arkadaşlar için de çok başarılı. Dilerseniz kutusundan çıkartalım ve öne çıkan özelliklerine hep beraber yakından bakalım. Webcam masamızda kutusundan çıkartalım. Şuraya hafif bir şiddet uygulamamız gerekiyor. Yayıncılar için gerçekten çok önemli çünkü iyi bir yayın için iyi bir kameraya ihtiyacınız var. Ama oturup da böyle fotoğraf makinalarını kamera olarak kullanmak böyle kolay şeyler değil. Onların bataryasıydı, objektifiydi, bir sürü sıkıntısı var arkadaşlar. Dönüştürücüsü. Yani bu o kadar basit ki ve ihtiyacınızı karşılıyor. Yani bir Twitch yayıncısı olabilirsiniz, YouTube yayıncısı olabilirsiniz. İşte ihtiyacınız olan her şey şu anda burada. Kamerayı şuradan da kurtaralım. Kutuyu artık bir kenara bırakalım. Şurada da kullanma kılavuzu var ihtiyacımız olandan fazlasını bile göndermişler. Şu benim için de sürpriz oldu. Sadece bilgisayarınıza takmayabilirsiniz. Yani masada da durabilir. Bunun için bir tripod göndermişler. Buradaki tripodun kalitesini gayet beğendim. Sağlam bir malzeme. Şu şekilde koyuyorsunuz. Daha sonra burada da tripoda koyabileceğiniz bir ünite var. Orayı da yine sizlere göstereyim. Jelatinlerimizi de çıkartalım. İşte bu göz bizi internetten binlerce insana ulaştıracak. Mesela şu şekilde tripoda bağlayabiliriz arkadaşlar. Tamam. Ya da tripodu bırakıp dizüstü bilgisayarımızı getiriyorum. Açıyorum kapağını. Şuradaki yapıyı açabiliyorum. Şuraya bağlayabilirim. İstersem ayarlayabilirim açısını. Mesela şu an oturduğumuz pozisyona ayarladım. Şu anda beni çekiyor arkadaşlar. Diyeceksiniz ki güç ünitesi nasıl olacak? İşte buradaki USB giriş üzerinden şuradaki kabloları da açıyorum. Hepsi bu kadar. Bitti. Bir de yazılım var. Logitech'in bu yazılımını indirdiğiniz zaman kontrolü daha iyi yapabiliyorsunuz. Full HD bir yayın sizlere sunuyor. 720p'de yani HD yayın yaparsanız da 60 fps'ye kadar çıkabiliyorsunuz. Yani pahalı bir kamera ve kontrolü zor bir kameradan ziyade böyle bir webcam işinizde çok daha iyi görecektir. Bahsettiğim bu iki tane ürünün kutu açılışını ve öne çıkan özelliklerini görmüş olduk. Ama asıl ekrana getirmek istediğim çok başarılı yeni cihazlar var. Dilerseniz Listemize başlayalım. Videonun başına da bahsettiğim A14 Bionic işlemcisinden sonra iPhone 12 Pro Max şu an piyasadaki en güçlü akıllı telefonlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Ön kamerası, arka kamerası muazzam fotoğraf ve videolar çekebiliyor. Bununla beraber çok iyi bir ekrana sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bir de MagSafe destekli artık aksesuarlarla beraber mıknatıslı bir yapıyla çok daha kullanışlı ergonomik bir akıllı telefon haline geldi. Gerçekten boyutu yüksek gibi gelebilir ama bu boyut içerisinde özellikle videoları izlemek müthiş bir keyif. Günlük hayatımızda ben de severek kullanıyorum. iPhone 12 Pro Max'i mutlaka ziyaret edin. Nereden ziyaret edeceksiniz? Tabii ki videonun açıklama kısmında. Bu videoda bahsettiğim bütün ürünlerin linklerini bulabileceksiniz tek bir tıklamada güncel fiyatını ve daha fazla teknik detayı öğrenebilirsiniz. Apple'dan bahsetmişken rakibi Samsung'da durmuyor. Tüketiciler için yepyeni telefonlar üretmeye devam ediyor. Samsung Galaxy S21 Ultra'dan bahsediyoruz. Hatta şu anda masada duran telefon benim de incelemekte olduğum Samsung Galaxy S21 Ultra. Yani Samsung'un en güçlü akıllı telefonu tam 8K video çekebiliyor. Ekran parlaklığı muazzam. Bununla beraber 120 Hz Tazeleme oranına sahip özellikle sosyal medyada dolaşırken çok iyi bir akıcılık sizlere sunuyor. Exynos 2100 işlemcisi ile beraber oyunları çok keyifli bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Çekmiş olduğunuz videoları da düzenleyebiliyorsunuz. Bununla beraber S21 Ultra'ya tabii ki Note 20 Ultra'daki kalem yani S-Pen'in desteği de geldi. Samsung bizi çok şaşırttı. Tekrar Apple tarafına dönecek olursak dizüstü bilgisayarlarda devrim niteliğinde bir ürün duyurdu. M1 işlemcili MacBook Pro. Ben bunu günlük hayatımda aktif olarak kullanıyorum. Özellikle çok hızlı 4K videoları montajlamak istediğimde M1 işlemcili bu ürünlerden ziyadesiyle faydalanıyorum. Bununla beraber pil performansı muazzam bir şekilde yükseldi. Ben açıkçası şunu söylemek istiyorum. Eğer bir Apple dizüstü bilgisayar alacaksanız mutlaka M1 işlemcisinin olmasına dikkat edin bu saatten sonra çünkü gerçekten hem performanstan hem verimlilikten hem de pil süresinden çok memnunum. Bununla beraber ne bir gürültü ne bir ısınma hiçbir problem yok. Apple silikon adını verdiği bu teknolojiyle beraber gerçekten çok iyi konuma geldi. Geçiyoruz bir başka flash ürüne benim de çok yakında beklediğim evde görmek istediğim bir televizyon Samsung'un 8K QLED televizyonları. Yeni nesil televizyonlar hem güçlü işlemcileriyle beraber yapay zeka ile beraber aynı zamanda bağlantılı özellikleriyle beraber tam bir eğlence ortamına dönüşüyor. Bu devasa ekranda hem keyifli bir şekilde televizyon izleyebiliyorsunuz ya da platformlar var Blue TV gibi platformlar var onları izleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda akıllı telefonunuzu bilgisayarınızda yansıtarak işinizi çok daha dev bir ekranda gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii ki özellikleri saymakla bitmiyor. Bambaşka bir videoda bu özellikleri sizlere anlatırım. En iyisi siz videonun açıklama kısmında bıraktığımız linke tıklamayı ihmal etmeyin. Bununla beraber JBL tarafında taşınabilir hoparlörler konusunda çok iyi performans sergilen ve tahmin ettiğinizden çok daha iyi fiyata satılan hoparlörler var. Android olsun, iOS olsun hiç fark etmiyor. Akıllı cihazlarınızı bu hoparlörle eşleyebiliyorsunuz ve taşınabilir olmasının avantajını yaşıyorsunuz. Ben son günlerde bu konuya çok daha dikkat etmeye başladım. Yani güne uyanırken güzel bir müzikle başlamak hayatınızı gerçekten çok iyi etkiliyor. Güzel bir müzik tabii ki akıllı telefonlarımızın işte hoparlörleri güçlü ama JBL'in bu ürünleriyle bir deneme yaptığınızda gerçekten arada ciddi fark var. O nedenle kesinlikle hayat kalitenizi artırmak, motivasyonunuzu artırmak istiyorsanız bu hoparlörleri deneyin derim. Geçiyoruz akıllı saatlere. Piyasada iyi bir akıllı saat almak istediğinizde çok pahalı seçenekler var. Haklısınız ama beni izleyenler arasında uygun fiyatlı bir akıllı saat almak istiyorum ama akıllı saatin yeteneklerinden de feragat etmek istemiyorum diyenler için Realme çok güzel bir ürün tanıttı. Bu ekranda görmüş olduğunuz akıllı saat harika bir fiyatta şu anda piyasada ve kullanıcılarını, alıcılarını gerçekten çok memnun eden bir saat olduğunu söyleyebilirim. Bildirimlerinizi, aktivitelerinizi bu saat üzerinden kontrol edebiliyorsunuz ve oldukça da şık görünüyor. Kesinlikle bakın derim. Akıllı saatlerden devam ederken bir uygun fiyatlı akıllı saat daha sizlere tanıştırmak isterim. Xiaomi'nin Mi Watch Lite adlı modeli. Bu gerçekten sürpriz bir saat. Fiyatı beni çok şaşırttı ve size sunduğu özellikler şu anda ekranda görüyorsunuz. Kesinlikle ihtiyacınızı karşılayacak bir model olduğunu düşünüyorum. Linkini aşağıda bıraktık. Mutlaka tıklayın. Bu sefer kulaklıklara geçelim. Yepyeni bir kulaklık. Yepyeni diyorum. Tasarımı çok farklı geldi bana. Çünkü kulağımızın içerisine taktığımızda çok garip hissettim. Acaba düşecek mi diye. Hiçbir şekilde düşmüyor. Muazzam bas teknolojisi var çift kanallı bir yapıya sahip, rakiplerine göre avantajları var ve gerçekten aktif gürültü engelleyici özelliği çok iyi çalışıyor. Samsung Galaxy Buds Pro ile bir süre daha deneyimlerimi devam ettiriyorum ve şu ana kadar çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Akıl telefonlara tekrar dönecek olursak Samsung'un S21 ailesinde S21 Ultra 5G'yi sizlere göstermiştim. Yani elimdeki bu telefon. Bununla beraber bu aile içerisinde bir de S21 Plus var. Boyut Ekran boyutu bir tık daha küçük ve hafiflik olarak da aslında S21 Ultra'dan biraz daha hafif. Yine çok güçlü bir işlemcisi var. Kamerası oldukça başarılı. Yeni bir Samsung telefon almak isteyen ama bütçesini biraz daha uygun harcamak isteyen kişiler için bu yeni teknolojileri mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim. Paylaşmak istediğimiz bir diğer üründe Logitech'in Lightsync Gaming Mouse'u. Oyuncu ekipmanları arasında Vazgeçilmezlerden biri de şüphesiz bu fareler oyuncular için mouse demek iyi bir oyun deneyimi demek. O nedenle Logitech G102 beklentileri fazlasıyla karşılıyor. 8000 dpi'lik bu fare RGB aydınlatmasıyla da göz kamaştırıyor. Oyun içi eylemlerinizi kişiselleştirip kolaylaştırmak için 6 ayrı programlanabilir tuş da bu farede mevcut. Ekranlarınıza getirmek istediğim bir diğer üründe Seagate'in Xbox için 2 terabaytlık USB 3.0 destekli bu beyaz taşınabilir diski. Adından da anlaşılacağı üzere Xbox için tasarlanan bu harici sabit disk oyun konsolunuzdaki oyunları bu diske kopyalıyor ve konsolunuzda yer açılıyor. Yeni bir oyun oynamak için eski bir oyunu silmenize gerek kalmıyor. 2 terabaytlık hafızasıyla da depolama konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamanızı engelliyor. Seagate'in bu taşınabilir ile beraber oyunlarınızı her zaman yanınıza taşıyabileceğinizi de belirtmiş olalım. Geldik videonun sonuna. Hepsi Buradan'ın YouTube kanalı Hepsi TV'de konuk olmaktan dolayı Shift Elite editörleri olarak biz çok mutluyuz. Umarım anlattığımız bu bilgiler sizin de hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve anlattığımız ürünler hakkındaki yorumlarınızı da aşağıda yazmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.